efendim, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. CNN Türk Masası programıyla her cumartesi akşamı olduğu gibi ekranlarınızdayız. Ben Fulya Kalfan. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı dün akşam ard arda yaptığı açıklamalarda Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit olduğunu açıklamış. Terör hedefleri abluk altına alınarak imha edilmeye başlanmıştı. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde en az 45 terörist etkisiz hale getirildi efendim. Şimdi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Irak sınırına gitti. Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde güvenlik zirvesi toplandı. Şimdi hain saldırının nasıl gerçekleştiğinden bugün alınan kritik kararlara kadar pek çok başlığı konuklarımıza değerlendireceğiz. Sıcak bölgeye kameralarımızı da çevireceğiz. Ama önce bu akşam kimlerle beraberiz? Ben hemen kıymetli konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Efendim, İstanbul stüdyomuzda başlayalım. Akademisyen Profesör Doktor Sayın Mesut Akkıcaş'ın bizlerle birlikte. Efendim, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Masasına. Sağ olun. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Özay Şendir de bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Fulya'cığım. Çok sağ olun. Gazeteci Sayın Taha Hüseyin Karagöz yine bizimle birlikte. Taha, sen de hoş geldin yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ankara'ya da hemen merhaba diyelim. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın İsmet Özçelik de bizlerle birlikte. Sayın Özçelik efendim, siz de hoş geldiniz. Selamlar Ankara'ya. Hoş bulduk. İstanbul'daki arkadaşlara selamlar. Çok teşekkürler. Şimdi az önce de ifade ettim. Tabii tüm boyutlarıyla bu hain saldırının nasıl gerçekleştiğinden, bölgede neler oluyor hepsine bakacağız. Ama önce CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve kameraman Doğukan Yıldırım, kameralarımızı sıcak bölgeye çevirmek istiyorum. Fulya ve Doğukan Türkiye-Irak sınırında hattan düştüm. Bizlerle birlikte. Fulya şu anda bizi duyabiliyor mu arkadaşlar? Peki, Fulya hattan düştü. Şimdi bir daha kendisini arıyorlar. İletişim sağlayacağız. Tabii aslında hemen bu acı olay yaşandıktan sonra Fulya ve Doğukan bölgeye intikal ettiler hızlı bir şekilde. Oradan ben izlenimlerini bize çok aktaracaklar. Çok şaşırdım. Gece 1'de burada yayını bitirdi. Evet. Bir baktım karşımda bölgede haberciliğin olması gereken yer, saha. Orada kesinlikle da olmak lazım. O yüzden de hakikaten bugün de konuştuk. Çok saygıdeğer bir iş bu. Çok da saygıdeğer bir iş yaptı arkadaşlarımız. Evet, Fulya şu anda bizi duyuyorsun zannediyorum. Şimdi çok orada yoğun bir kar yağışı olduğunu görüyoruz. Zor şartlar altında. Orada Mehmetçiğimiz çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi öncelikle sana tabii şunu sormak istiyorum. Daha önceki yayınlarını da izledik. Şöyle bir ifade kullandın. Yani konuşmanın bile zaman zaman güç olduğu bir ortamdan bahsediyorsun. Son derece zor iklim koşulları söz konusu. Tabii ki güvenlik gerekçesiyle tam olarak nerede olduğunu sormuyorum ama nasıl bir alandasın? Bize biraz tarif eder misin ve oradaki koşulları anlatır mısın? Dilersen böyle başlayalım. Daha sonra tabii hem benim hem konuklarımızın da soruları olacak sana. Fulya Kalfa, kameraman arkadaşım Doğukan Yıldırım'la beraber tam sınırın sıfır noktasındayız. Hakurk'a çok yakın bir noktadayız. Yani İran kuzeyinde Mehmetçiğimizin mücadele verdiği o noktaya çok yakındayız. Şimdi evet, arazi şartları çok zor. Kar yağışı devam ediyor. Sis çok etkili ve aynı zamanda dondurucu bir soğuk var. Şimdi ben yaklaşık yarım saat önce bir yayın yaptım yine bu bölgeden. Dinlenmek için içeriye girdim. O kadar zordu ki bölgede yayın yapmak, yürümek, hareket etmek, ama anlatmamız gerekiyor, göstermemiz gerekiyor. Doğukan Yıldırım'la beraber şimdi size bu alanı gösteriyoruz. Burası Hakurk'a çok yakın bir nokta dedik. Dün Metina bölgesinde 9 askerimizin şehit düştü. O bölgeye de çok yakın bir nokta burası. Tam sınırın sıfır noktası. Bu noktada Türkiye sınırında, Irak-Türkiye sınırında, sınırın Türkiye hattında jandarma komandolar bir mücadele veriyor. Sınırın ötesinde de Mehmetçik mücadele veriyor. Şimdi Doğukan Yıldırım'la beraber ben size bu arazi koşullarını göstereceğim. Boyum 1.80, kar kalınlığı benim boyumu da aşıyor gördüğünüz gibi. 3 metreyi bulan kar kalınlığı var burada. Komandolar kendilerine böyle bir yol açmışlar. Burası üst bölgesinin ağzı.
ağzına kadar dolu vaziyette. Yürürken dikkat ediyorum çünkü bir anda ayağım kayabilir, göçebilirim ve bu üzerimize düşebilir. O yüzden çok dikkatli hareket ediyoruz. İşte açılan daracık bu yolda komandolar bu şekilde ilerliyorlar ve bu arazi şartlarında mücadele veriyorlar. Şimdi dikkatli bir şekilde ilerlemeye devam ediyorum. Eksi 10 derece, 3 metreyi aşan kar kalınlığı, sisli puslu bir coğrafya. Burası dünyanın en zor coğrafyası. Böyle hep biliniyor, böyle anlatılıyor. Çünkü gelip görünce, burada vakit geçirince dünyanın evet en zor coğrafyası olduğunu anlıyorsunuz. Bu cümlenin neden kurulduğunu çok iyi anlıyorsunuz bölgeyi görünce. Şimdi Doğukan'la beraber ilerleyişimize devam ediyoruz. Bir tim araziye çıkacak şimdi. Evet, sınırın Türkiye tarafında terör bitti, bitme noktasında diyoruz. Ama rehavete yer yok diyor komandolar, jandarma komandolar sınırın Türkiye hattında. Onlar rehavete kapılmıyoruz. Sızma girişimlerine karşı ve oluşabilecek bir tehdit unsuruna karşı araziyi boş bırakmıyoruz diyorlar. Araziye çıkıyorlar. Bir tim görev yapıyor. Bazen 3 gün gelmiyorlar. Dönüyorlar, başka bir tim gidiyor. Şimdi bir timin araziye çıkışına tanıklık edeceğiz. Şimdi biz de üst bölgesinin olduğu noktadayız. Onlar da az önce bir tim buradan yürüdü, geçti. Onlar şimdi komutanlarından emir bekliyorlar. Komutan emir verdikten sonra arazide olacaklar. Diğer timin gelmesini bekliyorlar çünkü. Bakın bu kar kalınlığının açmış olduğu, çıkacağım şimdi, Doğukan daha iyi bir şekilde gösterecek. Doğukan'la da koordineli bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum ki çünkü o da düşebilir, kayabilir. Onunla da sürekli göz teması halindeyiz ama Doğukan dikkat edelim. Evet, şimdi tim dışarıda bekliyor. Diğer timin gelmesini bekliyorlar. O diğer tim gelene kadar araziye çıkacak olan timle konuşacağız. Yani kahraman komandolarla konuşacağız. Bu alanı istersen Doğukan göster. Hakurk'a yakın bir nokta. Evet, sınırın sıfır noktası burası. Bir yandan buz sarkıtlarını da gösterecek Doğukan Yıldırım. Öylesine dondurucu bir soğuk var ki. Bir yandan Türk bayrağımız dalgalanıyor. Buz sarkıtları, 3 metreyi bulan kar kalınlığı, eksi 10 derece. Böylesi bir coğrafyada, arazi şartlarında Mehmetçik sınır ötesinde, sınırın Türkiye tarafında da jandarma komandolar teröre geçit vermiyorlar. İran kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı devam ediyor. Biz Pençe Kilit Harekat bölgesine çok yakın bir noktadayız. Evet, güvenlik gerekçesiyle bulunduğumuz lokasyonu tam olarak söylemiyoruz ama tam sıfır noktası. Ama burada şartlar zor diyoruz ama Mehmetçiğin esas Hakurk'ta, Metina'da, Zap'ta, Gara'da, Hakurk'ta, o bölgelerde vermiş olduğu mücadelede arazi şartları çok daha zor. Eksi 20 derece. Şu an bölgeden haberler aldık. Sis ve pus yoğun bir şekilde çökmüş durumda. Yani burası eksi 10, o taraf eksi 20. Ve kar kalınlığı daha fazla. Böylesi bir coğrafyadan söz ediyoruz. Şimdi bir kepçe, biz de buraya saatler süren yolculukla ulaşabildik. Sikorskiler bugün havalanamadı sınır hattında çünkü çok yoğun bir sis olduğu için, helikopterler kalkamadığı için biz bu kepçeler desteğiyle sürekli yol açılıyor ama açılıyor yol, yarım saat içinde yoğun kar yağışından dolayı tekrar kapanıyor. Böyle bir durum var yani. Dolayısıyla birçok noktada zaten sınır hattında bu kepçeleri görmek mümkün. Bu üst bölgesinde de hazır bir şekilde bekletiliyor bu kepçe. Çünkü yine yol kapanabilir ki bakın kar yağışı hiç bitmiyor. Kar yağışı durmuyor. Açılan yollar tekrar kapanabiliyor. Zaten kepçe de yolları aça aça geldi. Topladığı karı da görüyorsunuz yani. İnanılmaz bir kar yoğunluğu var. Görmüş olduğunuz gibi zırhlı araçlar burada bekliyor. Tam sıfır noktasında sızma girişimine karşı jandarma komandolar üst bölgelerinde nöbetteler ve arazideler. Şimdi bir tim sahaya çıkacak dedik. Diğer timin gelmesini bekliyorlar. Görmüş olduğunuz gibi bembeyaz teçhizatları, kıyafetleriyle, çok ağır ekipmanları, yükleriyle biraz sonra onlar araziye çıkacaklar. Belki bir gün, belki iki gün, belki üç gün sonra dönecekler. Arama tarama faaliyetleri yapacaklar ve aynı zamanda bölgede emniyeti sağlamak için nöbet tutacaklar. İşte timi görüyorsunuz, arkada oluşan kar kalınlığını görüyorsunuz. Sınırın sıfır noktasında rehavete yer yok. Evet, Türkiye tarafında, doğuda terör
bitti, bitme noktasına geldi ama sızma girişimi olabilir. Bu sebepten sınır ötesinde Mehmetçik, sınırın Türkiye hattında jandarma komandolar yoğun bir mücadele veriyorlar. Fulya, bu arada biz yayında mıyız? Kulağımda mısınız? Evet, Fulya, bir yandan Fulya, çünkü yayındasın. Onlarda da zaman zaman böyle bir yoğun kar yağışı olduğu için bir kesinti de olabiliyor. Tamam, çok tamam Fulya, çok teşekkür ediyorum. Kar yağışını bakın ışık da vururken daha net bir şekilde Doğukan gösterir. Şimdi komutanımızla konuşacağım biraz sonra. Kar yağışını da Doğukan göstermiş oldu. Zaten hiç durmadı. Bugün Fulya, bir de dakikalar ilerledikçe, iyice gece çöktükçe de şartlar iyice zorlaşıyor, öyle değil mi? Hava daha çok soğuyor, kar daha çok yağıyor. Zaten yol sürekli açılıyor Kepçe tarafından. Hemen ardından tekrar kapanıyor ifadesini de kullandın az önce. Aynen öyle Fulya. O kadar yoğun bir yağış var ki bakın şu zırhlı aracın mesela üstündeki karı göstereceğiz size şimdi. Bu zırhlı aracın üzerine biriken karı görüyorsunuz. Böyle bir durum var. Temizliyorlar ama yeniden karlar birikiyor. Kepçe ama hep hazır bir şekilde burada bekliyor yolu açmak için. Biz buraya sağ salim ulaştık, ulaşabildik. Ama yani tabii yarın ne olur, nasıl bir tablo olur? Bu yüzden hep kepçeler üst bölgelerinin önünde hep bekletiliyor. Onun altını çizim çünkü 3-5 gün helikopterler havalanamadığı anlar, zamanlar oluyor. Dolayısıyla bu kepçeler hayat kurtarıyor. İşte bir timi size gösterdik. Komutanımızla şimdi konuşacağız. Komutanım merhabalar. Hayırlı görevler diliyorum. Sağ olun Fulya Hanım. Başçavuş Uğruş'u. Öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar komutanım. Şimdi nefes nefese kaldık. Evet, konuşmak çok zor. Ayakta durmak çok zor. Siz ağır ekipmanlarınıza araziye çıkacaksınız ama Türk milletinin kalbi ve duaları sizinle beraber. Bölgede Türkiye tarafında yoğun bir mücadele veriyorsunuz. Komutanım, şimdi ne yapacaksınız? Nasıl bir faaliyet yürüteceksiniz? Ve siz bütün bunlara nasıl dayanıyorsunuz? Fulya Hanım, şöyle arz edeyim. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize, yaralarımıza acil şifalar. Şu an üzerinde bulunduğumuz tepe 2200 rakımlı Ateş Yılan Tepesi. Bulunduğumuz yerde Hakkari Valiliğimiz, Hakkari İl Jandarma Komutanlığımız bünyesinde bölgemizde emniyet ve asayişin sağlanması, terör örgütlerinin yok edilmesi için her daim buradayız. Şimdi ne yapacaksınız komutanım? Şu an timimiz gece pusu keşif gözetlemeye çıkacak. Bir timimiz arazide, değişimli olarak timlerimizi sabaha kadar 24 esasına göre pusuya çıkartıyoruz. Şu an kritik olarak değerlendirdiğimiz noktalarda pusu faaliyeti icra edecek. Keşif, gözetleme. Yine aynı şekilde kulelerimizde termal cihazlarımız var. Biraz önce sizin gösterdiğiniz zırhlı aracımızda termal cihazımız ve gece görüş kameralarımız bütün bölgeyi 7/24 kontrol altına almaktadır. Komutanım, Pençe Kilit bölgesine de çok yakın bir noktadayız. Evet, evet, o tarafta Mehmetçik mücadele veriyor. Dün 9 şehidimiz geldi. 4 yaralımız var. Bu arada 4 yaralımızın sağlık durumu hakkında da bilgi vereyim. Çok şükür ki hayati tehlikeleri yok. Durumlarının iyiye gittiğine dair bir haber aldık. Gözlem altındalar, hastanede tedavi altındalar. Bugün Hava Kara Deniz Kuvvetleri komutanları ziyaret etti. Ve durumlarının inşallah daha iyiye gideceğine dair de bir bilgi aldık. Bunun da altını çizmiş olalım. Komutanım, şimdi kaç kişiden oluşuyor bir tim? Ve bilmiyorum ne zaman dönecek mesela bu tim araziden? Bir timimiz 18 kişiden oluşuyor. Şu an bir unsurumuz burada. Kademeli olarak çıkış yapıyorlar. Şu an bir unsurumuz çıkacak. Bir takribi yarım saat sonra diğer unsurumuzu çıkaracağız. Arazideki timimizin değişimini yapacağız. Diğer tim gelecek ve değiştireceksiniz. Peki komutanım, hani diyoruz ya hep, yani çok ağır ekipmanlarla beraber bu zor şartlardasınız. Siz buna nasıl dayanıyorsunuz? Bizim hiçbir zorluğumuz yok. Devletimize Allah zeval vermesin. Milletimizin duasıyla biz her türlü görevin üstesinden gelmeye hazırız. Biz burada devletimiz için, milletimiz için her zaman buradayız. Hiçbir zorluğumuz yok. Bütün personelimiz de bütün hava koşullarına, arazi koşullarına eğitilmiş personeldir. Sıkıntı yaşayacağımız hiçbir olay yok. Her türlü koşul hazırız.
Komutanım, şimdi sınırın diğer tarafında Mehmetçik mücadele veriyor. Bu tarafta da sizler yoğun bir mücadele evet. veriyorsunuz. Daha önce konuştuğumuz komutanlar da rehavete yer yok cümlesini çok sık kuruyorlar. Gördüğümüz kadarıyla evet büyük bir değişim var doğuda. Bu değişim sizler sayesinde oldu. Dolayısıyla rehavete yer vermediğinizi disiplinli bir şekilde arazide olduğunuzu da görüyoruz ve faaliyetler durmuyor zaten. Akşam da olsa şu an mesela çok zorlayıcı evet ama bölgede faaliyetler konusunda bu kadar ağır ekipmanla yani bunu anlamaya çalışıyoruz ama empati yapmaya şunu çalışıyoruz. Şunu da arz etmek istiyorum size ve asil milletimize. Şu an bütün silahlarımız, optik cihazlarımız, termallerimiz hepsi yerli ve milli üretim. Bizim şu an termal cihazlarımızda en uzak noktadaki bir ısıyı direkt tespit edip yerinde etkisiz hale getirebiliyoruz. Ve aynı şekilde İHA'larımız, SİHA'larımız sürekli uçuş yapıyor. Bölge tamamen kontrolümüz altında. Biraz sonra size birliği gezdirdiğimizde de sunum yaparız. Bütün ekipmanlarımız hazır. Personelimiz de kalifiye bu konuda özel eğitim almış personeldir. Son zamanlarda herhangi bir tehdit veya tehlike oldu mu bu hatta? Bize göre tehdit yok. Hiçbir zaman yok. Biz buradayız. Biz buradayız, tehdit olamaz. Komutanım, evet, özür dilerim. Buyurun, buyurun, sizi dinliyorum. Komutanım, siz kaç zamandır buradasınız, kaç ben, aydır veya? Bir yıldır buradayım. Bir yıldır? Evet. Aileniz nerede? Ailem Mersin'de. Bütün personelimin ailesi kendi memleketlerinde. Özlüyorsunuzdur ailenizi ve akılları da tabii sizdedir. Onlara bir mesaj vermek ister tabii misiniz? İzliyorlardır bizi. Bütün Türkiye'ye mesaj verelim. Bütün Türkiye bizim ailemiz, şehit annelerini özelliklerinden öpüyoruz. Biz her zaman buradayız. Milletimiz ferah olsun. Hazırız, güçlüyüz, cesuruz. Komutanım gerçekten çok büyük güven veriyorsunuz. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu mücadele için. Bu kadar zor bir şartta şimdi biraz sonra bu alandan ilerleyecekler. Bizim evet. bilmiyorum biz de yürüyelim mi Doğukan gösterelim bir de bu alanı. Ama tabii karanlık çünkü burası. Karanlık olduğu için yani biz göremeyebiliriz. Bir yandan sis de var ama daha yukarı kısımlarda komutanım epey sisin çöktüğünü duyduk ama evet, değil mi? Görüş mesafesi. Ya şu an galiba. Biz ilerlediğimiz yerde, gideceğimiz yerde bir metre kadar görüş mesafesi. Çok kısıtlı. Onun için bütün termal cihazlarımız bu anlamda bize fazlasıyla yardımcı oluyor. Termal cihazlarla görüntü alıyoruz. Termal cihazlarla görüntü alıyoruz. Bir, yine şurada role üst bölgemiz var. Işığı görünüyor. Kardan görünmüyor. Evet. Sistem. Onun üzerinde de kameralarımız var. Bütün bölge 7/24 gözetleniyor. Fulya bana bir şey sor. Evet.